Değerli izleyenler, Salzburg'dan size sesleniyoruz. Aslında biz Münih'e gideceğiz Avrupa İslam Üniversitesi için. Avrupa İslam Üniversitesi'nin Münih'te tanıtım gününe. Ama ilk durağımız Salzburg. Yanımızda İsmail hocamız var. İsmail hocamızla buradan Münih'e hareket edeceğiz. İlk önce onun duygularını alalım. Ahmet Sertaç Bey'e çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadı. Avrupa İslam Üniversitesi nereye gidiyorsa Ahmet Bey gerçekten ya kendi geliyor ya sizi gönderiyor. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz Şubat ayında Avrupa İslam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Salzburg'da bir panel düzenlemişti. Ankara'dan, İstanbul'dan çok önemli profesörler katılmıştı bu panele. Daha sonra 3. ayda tanıtım günü yaptı Avrupa İslam Üniversitesi Salzburg'da. Salzburg'da o zaman 10 talebemiz vardı. Şu anda 40'ın üzerinde talebemiz var Allah'a şükür Avrupa İslam Üniversitesi'ne katılan. Avrupa'daki Müslümanlar için gerçekten ilimi doğru yerden, güzel yerden, ilk elden alabilmeleri için çok doğru bir adres. Allah'a şükür yani ilimi, Nedim Hocam ilimi ayaklarımıza kadar getirdi. Yani Hollanda'dan adam çıktı, Viyana, İsviçre, Münih, Salzburg, Mannheim, Belçika. Adam diyor ki yeter ki ilim istesinler, ben gitmek zorundayım diyor. Avrupa İslam Üniversitesi'nin diploması zaten tanınıyor. Master'ı Türkiye'de birebir tanınıyor. Biz Müslümanların üzerine düşen bu ilmi almak, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah Avrupa İslam Üniversitesi'nin ve onun gibi ilim veren bütün ilim yuvalarının, sadece Avrupa İslam Üniversitesi'nin değil, ya Avrupa'da diskotekler çoğalacağına, ilim yuvaları çoğalsın diyorum. Gençlerimizin geleceği için bu Avrupa İslam Üniversitesi çok önemli. Öncelikle Avrupa'da Müslümanların din eğitimi ihtiyaçları, çocuklarının din dersi ve ahlak eğitimi noktasında ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Hollanda'da Avrupa İslam Üniversitesi adıyla üniversite açıldı, vakıf üniversitesi, önemli ihtiyaçtan kaynaklanıyor idi. Başlangıçta tabii çok zorluklar, sıkıntılar çekildi ve Hollanda Devleti'nin en son yapılan görüşmeler neticesinde manevi rehberlik bölümünü tanımasıyla önü açıldı. Şimdi Amsterdam'da, Almanya'da iki yerde, Zürih'te, Viyana'da, Münih'te böyle şubeler açılıyor. Avrupa'da Müslümanlar kalıcı olarak bulunuyor. Çocuklarını, torunlarını yetiştiriyor. Bu neslimizin burada Müslüman olarak kalabilmesi için onların okullarda din dersi öğretmenine, camilerde imam hatiplere, hastanelerde, hapishanelerde manevi rehberlere ihtiyaçları var. Bunları yetiştiren kaynak tabii ki akademik bir kurum. Müslümanların gençleri, çocukları eğitime, öğretime muhtaç ve bunun için de önemli, çok gerekli bir çalışma. Allah çalışanlardan, bu işe emek verenlerden razı olsun, onların yollarını açık etsin. Almanya İslam Üniversitesi gerçekten benim kendi açımdan çok güzel bir imkan. Biz aslında çok bekledik. Geç de olsa ayaklarımıza kadar geldi. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alır. İşte ilim ayağımıza kadar geldi. Güzel bir imkan. Tabii bu güzel hizmete vesile olanlara, sebep olanlara dua etmek lazım. Allah kendilerinden razı olsun. Bu fırsatı kaçırmayalım. Zaten bu büyük bir açıktı. Bu açığı da Avrupa İslam Üniversitesi elhamdülillah dolduruyor. Yani bu bir şart olan, lazım olan bir şeydi. Elhamdülillah şimdi Münih ve civarındaki bütün kardeşlerimize bu fırsat tanınıyorsa, yani ne mutlu bize diyelim. Bütün gençlere söylüyorum. Siz okuyun, üniversitede okuyun, avukat olun, doktor olun. Ama aynı zamanda okuduktan sonra veya yapabilirseniz aynı zamanda ilahiyatta da okuyun. Hem kendinizin için hem aileniz için, çocuklarınız için, hem çevreniz için faydalı olmak için, yani mutlaka bu fırsatı kaçırmayalım diyorum inşallah. Avrupa İslam Üniversitesi Rotterdam merkezli olup Amsterdam, Duisburg, Mannheim, Viyana, Salzburg, Zürih ve sonrasında inşallah Münih'te. Bugün burada iyi bir program olacağını düşünüyoruz. Bu programı düzenlemekte bize İsmail Bey'in de çok katkısı oldu. Buradaki değerli hocalarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle inşallah biz Münih lokasyonumuzu açmış sayıyoruz. 15-20 yıl kadar önce Müslüman ilim adamlarının, burada bulunan Müslüman ilim adamlarının sivil inisiyatifiyle bir üniversite mefkûresi oluştu. Ve bunun üzerine çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar bugün yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. Bu üniversite inşallah Müslümanların
geleceğini inşa edecektir. Özellikle bilimsel anlamda. Ve aynı zamanda Avrupalılara da İslam'ın tanıtılmasında akademik düzeyde ve bilimsel düzeyde bir imkan da sağlayacaktır. Avrupa İslam Üniversitesi merkezi Hollanda'da. Fakat biz sadece Hollanda'daki kardeşlerimize hizmet götürmekle yetinmiyoruz. Aynı şekilde Almanya ya da İsviçre, Avusturya gibi diğer ülkelerde yaşayan, uzaklıktan dolayı Hollanda'ya gelemeyen fakat okuma, ilim aşkı bulunan kardeşlerimize, çocuklarımıza da bu konuda imkan, fırsat sunabilmek için farklı yerlerde lokasyonlar oluşturduk. Münih'ten gelen talep üzerine bir lokasyon da Münih'te oluşturmayı planladık. İnşallah bugün bunun ilk adımını burada atıyoruz. İlim peşinde koşan insana Cenab-ı Hak imkan, fırsat verir, kapıları açar. Ben umuyorum bu konuda okumak isteyen, İslam ilimler alanında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen ama bu ana kadar buna fırsat bulamayan kardeşlerimiz için inşallah güzel bir fırsat olacak. Ben şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum.